Herkese merhaba. 2021'in ilk Instagram fotoğraf değerlendirmesini maalesef canlı yayından değil bir video kaydı olarak gerçekleştiriyoruz. Biraz geçtiğimiz haftalarda yaptığım yayınlarda görüntü kalitesinde problem yaşandığı için bu hafta böyle bir deneme yapacağız. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki yayınların daha kaliteli olabilmesi adına bir haftalık böyle bir deneme için sizden müsaade isteyerek banttan yayınla Videogren alt çizgi simetri etiketiyle paylaştığınız fotoğrafları değerlendireceğim. Öncelikli olarak herkese iyi seneler, mutlu yıllar diliyorum. 2021'in 2020'den çok daha keyifli, elbette çok daha sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hep birlikte bir arada geçirmeyi diliyorum. Umut edelim ki önümüzdeki yıl çok daha keyifli çalışmalarla birlikte olmaya devam edelim. Ee, bu hafta Videogren alt çizgi simetri etiketiyle fotoğraflar paylaştınız. Ee, bu değerlendirmede seçtiğim yaklaşık 110 kadar fotoğrafa bakacağız. Geçtiğimiz hafta 450 kadar fotoğraf bu etiketle paylaşıldı. Dolayısıyla yine %25 kadarlık bir bölümüne bakacağız. Bunlardan 10 tanesini de haftanın öne çıkan fotoğrafları arasında seçtik. Onları da videonun sonunda sizlerle paylaşma şansım olacak. Öncelikli olarak 2020 ile alakalı bizim hayatımızdaki nasıl diyelim güzel şeylerden bir tanesi sizlerle Videogren YouTube kanalı ve Videogren web sitesi üzerinden bir araya gelmek oldu. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde 18 Mart'ta ilk yayınımızı gerçekleştirdik ve bugüne kadar yüzlerce canlı yayın, yüzlerce videoyla da YouTube kanalımızı devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bu sürede 165 bin görüntüleme, 32.500 saat izlenme sayısına, rakamlarına ulaştık. Herkese çok teşekkür ediyoruz ama daha fazla dostla, daha fazla süreler ve daha fazla görüntülenmelerle birlikte olmak daha keyifli olacak. Dolayısıyla YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eşe dosta arkadaşa böyle bir kanal var. Siz de bunu takip edin, abone olun demeyi unutmayın diye rica ediyoruz. Sosyal medyada Instagram, Twitter ve Facebook'ta hesaplarımız, sayfalarımız var. Yine destekleriniz sayesinde sürekli olarak e, buralarda da yaptığımız çalışmaları paylaşabiliyoruz. Sizlerden ricamız sosyal medyadaki bu hesaplarımızı takip etmeniz ve uygun gördüğünüz paylaşımları sizlerin de paylaşmasına destek olmanız. Bir kişisel ricam var. E, özellikle biz Instagram'la Facebook hesaplarımızı, sayfalarımızı neredeyse günlük olarak ve sürekli olarak kullanıp orada paylaşımlar yapıyoruz. Ancak Twitter'ı çok yoğun kullanmıyoruz. Sizlerden ricamız Twitter hesabımızı da takip etmeniz ve bizi o yönde de teşvik etmeniz. Böylece Twitter üzerinden de daha çabuk, daha seri bir şekilde paylaşımlar yapma, orada da ufak tefek etkinlikler gerçekleştirme şansımız olacaktır. Twitter'da da Videogren hesabını takip etmenizi rica ediyoruz. Evet, videogren.com web sitesinde galeri sayfalarında yaptığınız çalışmaları paylaşıyoruz. Dolayısıyla sizler de bu sayfalarda fotoğraflarınızın yer almasını isterseniz yaptığınız bir çalışmayı 12 ila 20 adet arasında fotoğrafa indirip uzun kenarını 1500 piksel olarak küçülterek 100 kelimeyi geçmeyen bir özgeçmiş, 200 kelimeyi geçmeyen dilerseniz çalışmanızı anlatan bir yazı ve yatay bir otoportrenizle bize info.videogren.com adresinde v-transfer aracılığıyla ulaştırırsanız biz de hem keyifle web sayfamızda hem de sosyal medya hesaplarımızda yer verebiliriz. Bildiğiniz üzere Fototrek İstanbul hatırasının düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Geçtiğimiz yine Mart ayından neredeyse başlayarak ya da Nisan ayından başlayarak Uzun bir süredir yaptığımız çalışmaları online olarak devam ettiriyoruz. Bir dönem hem online oturumlar hem çekim gezisiyle diye atölyelerimize başladık ama maalesef yeni yasaklar ve düzenlemeler sebebiyle ona kısa bir ara verdik. Yavaş yavaş hayatımız normale dönmeye başlayınca yine çekimli online derslerimiz de olacak işte aşı geldiğinde hayat normale döndüğünde daha e, sınıf dersleri yine online destekli derslerle de devam edeceğiz. Ama önümüzdeki hafta itibariyle yeni dönemlerimiz başlıyor. Pazartesi akşamı Murat hocayla Photoshop giriş seviye atölyesi başlıyor dijital fotoğrafla uğraşanların mutlaka bir görüntü düzenleme programına hakim olması önemli. Photoshop bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Önümüzdeki Cuma 8 Ocak'ta ise hem benim insan ve portre fotoğrafçılığı atölyem ki e, tahmin ediyorum Türkiye'de fotoğraf alanındaki bu atölye çalışmalarında tarihi de bir atölyedir. Zira ilk atölyelerden bir tanesidir. O nedenle de e, kitabı falan yazdım. E bileyim işte onlarca dönem gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok farklı yerinde gerçekleştirildi. E, bu konuya ilgi duyan dostları da e, bu atölyeye beklerim. E, i̇kinci bir görüntü düzenleme programı olarak Lightroom'da fotoğraf işleme atölyesi yine Murat Hoca ile önümüzdeki Cuma başlıyor. Bunların net detaylarını fototrek.com web sitesinde bulma şansınız var. Haftaya Cumartesi e, bir günlük 4 saatlik bir atölye programımız var. Özellikle fotoğrafa yeni başlayan dostların bu işin genel çerçevesini, çözmeleri ve bazı ipuçlarını edinmeleri için daha iyi fotoğraflar için 7 adım isimli bir atölye çalışmamız var. 9 Ocak Cumartesi saat 15'te başlayıp 19'da tamamlayacağımız bir program. Ee, önümüzdeki hafta sonu 9-10 Ocak'ta Murat Hoca'nın RAW fotoğraf işleme atölyesi var ve haftaya ondan sonraki hafta Pazartesi yine Murat Hoca'nın Birçok değerlendirmede önerdiğimiz siyah-beyaz çevrim atölyesini de yine fototrek.com web sitesinde görebilirsiniz. Fotoğrafın teknik bilgilerine sahip olup da biraz görselliği üzerinden çalışmayı ve çektiği fotoğrafların daha etkileyici, etkileyici olmasını hedefleyen dostlar için de fotoğrafın görsel öğeleri ve görme-gösterme sanatı, fotoğrafçı olmak isimli atölye çalışmaları da 12 ve 13 Ocak tarihlerinde başlayacak bilginiz olsun. Tüm bu atölye çalışmalarının detaylarını fototrek.com web sitesinde görebilirsiniz. Geldik bu haftaki Videogren alt çizgi simetri etiketiyle paylaşılan fotoğrafları değerlendirmeye. Ee, ama önce daha önceki değerlendirmelerde de yaptığım bir şeyi yapmak istiyorum. Bu fotoğraflara bakarken nelere dikkat ettik, hangi mantık üzerinden hareket ettik onu bir konuşmak istiyorum. Bu fotoğrafta simetri, görsel sanatlarda simetri nedir ve biz fotoğraflara bakarken hangi kriterleri dikkate alarak baktık ona dair iki cümle söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim, insan gözü herhangi bir sahneye, herhangi bir resme, herhangi bir fotoğrafa baktığı zaman öncelikle aradığı şey uyum ve denge. Elbette bunlar çok sürprizli konular ve çok dikkat çekici öğeler içermiyorsa acayip etkileyici ya da Aa, ne acayipmiş falan dedirten fotoğraflar olmuyor. Ama en kaba tabiriyle eli yüzü düzgün görüntüleri oluşturma şansı veriyor. Uyum ve denge. İşte simetri dediğimiz şey aslında görsel sanatlarda dengenin en özel ve en kusursuz şekli olarak kabul ediliyor. Çok kaba bir tabirle görüntüyü tam ortasından dikey bir çizgiyle ikiye ayırırsak sağda ve solda kalan öğelerin eşit uzaklıklarda ve aynı oranlarda yerleştirilmesi işlemi. Yani fotoğrafı ikiye katladığınız zaman bütün öğeler üst üste gelecek. E, neredeyse görüntünün bir tarafı diğerinin ayna gibi yansıması olacak. Bu söylediğim şey kurgu fotoğraflarda ve mimari gibi konularda kolaylıkla karşılaşılabilen ve kaydedilebilen bir durum. Günlük hayat içerisinde, tırnak içinde sokak fotoğrafçılığı dediğimiz çalışma alanı içerisinde. Bu tam simetriye rastlamak biraz zor olabiliyor. Yine de e, mümkün tabii ki. Dolayısıyla ben mimari ya da kurgu gibi fotoğraflarınızı değerlendirirken çok daha kusursuz bir simetri aradığımı söylemeliyim paylaştığınız fotoğraflar arasında. Ee, sokak fotoğrafçılığı gibi günlük hayatın içerisinde çekilen gezi fotoğrafçılığı gibi bir yere gidilip dolaşılıp çekilen fotoğraflarda ise bu birebir yansıma görüntüsünü sağ sol olarak yansıma yukarıdan aşağı yansımaları değerlendirmedim açıkçası ee, Durumunu biraz daha toleranslı bakarak değerlendirdiğimi söylemeliyim bazı arkadaşlarımız çektikleri fotoğrafları bir görüntü düzenleme programında e, mirror, ayna efektiyle klonlayarak tekrar diğer tarafa yapıştırma yöntemini de kullanmışlar. Onlardan da bazılarını kabul ederek buraya aldım. E, ama ben daha hayatın içinde olan görüntüleri yakalama ve kaydetme işini daha çok beğendiğimi kişisel olarak söylemek durumundayım. Evet, hazırsak. Buyurun ufak ufak fotoğrafları görmeye, bakmaya, konuşmaya geçelim. İlk fotoğrafımız sevgili Murat İlhan'ın fotoğrafı demiştik. Mimaride bu simetriyi görmek daha kolay. Dolayısıyla sevgili Murat İlhan da tam karşıdan çektiği ve kadrajı eşit oranlarda doldurarak çektiği bir cami fotoğrafında fotoğrafı tam ortadan ikiye bölsek neredeyse her şeyin üst üste gelebileceği bir kadraj elde etmiş. Aydınlatması, ışık koşulu oldukça enteresan, ilginç bir görüntü oluşmasını sağlamış. Eline sağlık diyorum Murat İlhan'a. Bu görüntü, bu mekan, yanılmıyorsam İtalya'da falan bir yer diye e, şey yapıyorum. Bu noktaya gitmediğim için yanılmıyorsam diye söylüyorum. E, Birçok arkadaşımızın paylaştığı bir yerdi. Ancak diğer fotoğrafların çoğunda tam merkezden çekilmediği için sağ sol ya da üst alt boşluklarında dengesizlik vardı. Dolayısıyla ben bu tarz görüntülerde, mimari gibi görüntülerde daha kesin ve daha kusursuz bir simetri arayacağımı baştan koymuş olayım. Bu o anlamda doğru bir örnektir. Ya ben de aynı yerde çekmiştim. Benim fotoğrafım niye orada gösterilmedi diye düşünen dostlar olursa baştan söylemiş olayım. Doğru bir simetri kurulmadığı için Aykiri kadraj Elif'i Ulu Deveci'nin bu fotoğrafında da gönel istiyor ki sağdan soldan kemeri tamamlayacak biraz daha geniş kadraj olsun. Alt tarafta daha az boşluk bırakılsın. O zaman daha dengeli bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ancak simetrinin oluşturulması adına ve fotoğrafın içindeki dinamizm adına burada kabul edebileceğimiz bir görüntü olarak sizlerle paylaşmak istediğim bir fotoğraf oldu. Didem Bahçeci'nin bu fotoğrafında ise yine günlük hayatın içerisinde, daha doğrusu yapılan bir gezi çalışmasında aynı zamanda kurguyla birlikte oluşturulan bir kadraj olduğunu düşünüyorum. Ancak Didem Hanım çok doğru bir noktadan, doğru bir konuya bakıp her iki taraftan da kadrajın eşit olmasını ve simetrik olmasını sağlamış, bu fotoğrafı oldukça başarılı hale getiriyor. Tebrik ediyorum. Wiseguy72 Ömer Bey'in fotoğrafında da yine bakış açısı itibariyle tam ortadan bakarak sağı solu eşit hale getirmek beklediğimiz, aradığımız simetriyi oluşturuyor. Tabii ki bu simetriyi bozan sağdaki kişi biraz dertli. Zira kadrajın sağ tarafının da gölgede kalmış olması simetriyi biraz bozma eğimliyken ortadaki kişi o dengeyi kuracak gibi görünüyor. Ama sağda daha alt basamakta olan kişi hemen o dengeyi bozar hale getiriyor. Bakış açısı olarak güzel, gönül tek kişiyle kotarılmış bir görüntü olsun. Şule'nin kadrajı, Şule Hanım'ın fotoğrafları yanılmıyorsam bu mirror efektle oluşturulan görüntüler. Elbette Aradığımız, beklediğimiz görüntüleri oluşturmak için kullanılabilecek bir teknik bu. Ama e, ben kişisel olarak çok sıcak bakmıyorum. Bunun sebebi biraz şey gibi oluyor. Evet görsel olarak aha ne ilginç falan dedirtiyor. Efendime söyleyeyim. Aha aynısı burada da mı olmuş bu ne ya falan diye de düşündürtüyor. Ama biraz e, hani bizde şey olur ya öğretmen ödev verir. Son günde ya ödevi vereyim de öğretmen. Öyle vereyim, böyle vereyim falan noktaları olur ya öğrenciyken. Biraz o e, hissiyatı veriyor bana. İşte al sana simetri e, noktası gibi oluyor. Biraz daha böyle bu mevzuyu bize hissettirecek. Hayatın içinde ya da yapılan bir şeyde hissettirecek daha doğal bir görüntü bekliyorum. E, Photoshop ve benzeriyle oluşturulan bu görüntüler... Yani kişisel bir şey bu yoksa görüntünün keyfine diyecek bir şey yok. Bana uzak geliyor ama simetri mi? Evet doğru bir simetri. Zira mirror efekti. Bu da aynı nokta. Dolayısıyla eğer bu bir nasıl diyelim bir teknik olarak kullanılır ve buna uygun görüntüler seçilerek bir sunum hazırlanırsa çok keyifli hale geleceğinden eminim. Ben kendi adıma evet başarılı bir fotoğraf olarak kabul ediyorum. Ancak ıı, diğer fotoğraflardaki gibi bir etkiyle bakmıyorum fotoğraflara. Bu sadece beni ilgilendiren bir nokta. Fotoğraf için ıı, kötü yapar diyemeyeceğimiz bir şey. Emine Denizin bu fotoğrafı mesela yani bu bir tane daha var yanılmıyorsam benzer bir fotoğrafı direkt oradaki bir yansımayla oluşturulan simetri. Başta demiştim ki mimari tarz fotoğraflarda daha kusursuz dengeler, daha düzgün simetriler aradım. Hayatın içinde sokak fotoğrafçılığı gibi olanlarda daha toleranslı baktım. Bu mesela onlardan bir tanesi. Özellikle sağ üst köşe, sol ortada falan o simetriyi görmüyoruz ama en azından fotoğrafçının bakışı itibariyle o yansımayla oluşan dengeyi araması bence işin keyifli tarafı diye düşünüyorum. Ama daha güçlü olması lazım sağ taraftaki yansımanın diye de ekleyeyim. Mesela bu çok çok daha başarılı bir fotoğraf o manada. Yani umarım bu da mirror efekt değildir. Şimdi o kadar laf söyleyip burada aynı şeye tufaya düşmeyeyim. Ee, yine de daha deminki fotoğrafın da etkisiyle daha doğal hissettirdiğini söyleyebilirim. Ee, günlük hayatın içindeki böyle anlar zaman zaman çok keyifli sonuç verebiliyor burada olduğu gibi. Zafer Etik bu hafta benim çok dikkatimi çeken katılımcılardan bir tanesi oldu. Bunun sebebi Zafer Bey 5 fotoğraf paylaşmış. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Beşini de buraya aldım çünkü hemen hemen her biri farklı başlıklarda yani işte böyle mimari gibi stüdyo var, sokak var falan gibi düşünün. Her başlıkta birer tane çok güçlü örnekti. O nedenle de çok keyifle izlediğim fotoğraflar oldu. Burada mesela o simetriyi ve dengeyi çok güçlü görebiliyoruz. Bu bir stüdyo çalışması olarak ve oldukça estetik bir görüntü oluşturarak bizle paylaştığı bir görüntü Zafer Bey'in. Bu da çok başarılı bir fotoğraf. Mimari için böyle bir örneğin yine çok doğru ve güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bu bir mimari detay, yanılmıyorsam Eyfel'in bir detayı olarak paylaşılmış. Yine çok başarılı. Ve hayatın içinden başka bir görüntü olarak bu fotoğraf. Yani dikkat ederseniz Zafer Bey'in 5 fotoğrafını paylaştım. Her biri oldukça başarılı simetrik denge fotoğrafları. Dolayısıyla Zafer Bey'i çok tebrik ediyorum. Oldukça e, öne çıkan bir işti bu haftaki fotoğraflar arasında. Kumral Kepkep'in Kumral Hanım'ın birkaç fotoğrafı var bu hafta yine. E, Kumral Hanım... Yıllardır tanıdığımız bir dostumuz ve oldukça çalışkan, oldukça azimli fotoğraf kadrolarından bir tanesi. O açıdan öncelikle tebrik etmek istiyorum kendisini. Burada hem bakış açısı itibariyle hem gördüğü denge itibariyle oldukça başarılı işlerden bir tanesini bizlerle paylaşmış. Kumral da tebrik ediyorum. Burada da mesela neredeyse hatıra fotoğrafı tadında olan bir fotoğrafta bile o dengeyi gözetmek, bu simetrik durumu kurmak e, bence iyi bir fotoğraf gözü, iyi bir fotoğrafçı bakışı. O nedenle de Kumral Hanım'ı tebrik ediyorum. Burada mesela mimari içinde insan e, oldukça dengeli bir bakışla oldukça güçlü bir simetri oluşturuyor. Biraz önce merdiven fotoğrafında yanılmıyorsam Ömer Bey'in fotoğrafıydı. İkinci kişi dengeyi bozuyor demiştim ya. Bakın burada bir kişi var. Hemen o dengeyi çok rahat oluşturabiliyoruz. Şurada sağda ya da solda bir kişi yürüse mesela o zaman bütün hikaye oraya kaymaya başlıyor. Aradığımız simetrik görüntü o manada bozulmuş oluyor. Bu oldukça başarılı Kumral tebrik ediyorum. Sevgili Ercan Faruk Tarhan'ın birkaç fotoğrafı vardı. Buraya yanılmıyorsam bir tek bunu aldım. Zira diğerlerinde o beklediğim daha nasıl diyelim kusursuz demek istemiyorum. Yani o çok iddialı bir laf çünkü deminden beri kullanıyorum ama nasıl diyelim güçlü kompozisyon etkisi o kadar yoktu. Bunda ise çok basit bir konudan çok temiz bir fotoğraf oluşturulmuş Ben böyle günlük hayat içerisindeki konulardan ve objelerden temiz basit etkili görüntüler oluşturulmasını çok takdirle karşılıyorum ee, sevgili Ercan Taran'ın da bu fotoğrafının o mantıkta değerlendirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum Bence oldukça dengeli ve temiz bir fotoğraf olmuş Derya Yazar e, her hafta e, yaptığı paylaşımlarla bu etkinliğe renk katan isimlerden biri. Hemen hemen her haftada başarılarından söz ediyoruz. Ben bazen diyorum not mu alsam acaba Derya Hanım'ın bu e, başarı hikayelerini. Çünkü bir gün Facebook'ta görüyorum işte Asya fotoğraf bilmem nesinde dereceye girdi. Öbür gün Instagram'da görüyorum şurada bir işi yayınlandı. Öbür gün bakıyorum Facebook'tan pat bir bildirim düşüyor. Derya Yazar şurada Gösteri yaptı falan diye. Vallahi çok yoğun böyle bir şey içerisinde der Hanım. Tebrik ediyorum. Çalışmalarını da çok beğenerek takip ediyorum. Burada da gönül ister ki o merdivenden çıkan kişi tam ortadayken bir kare olabilsin. Yoksa yine bir fotoğrafik bakış olarak dengenin çok güçlü kurulduğu bir fotoğraf olduğunu söylememiz lazım. Tam durulan yer, iki taraftan çizgilerin eşit girmesi... Bence aradığımız simetrik dengenin en kritik göstergeleri. Burada da mesela yine Derya Hanım'ın bir fotoğraf yolculuğunda çektiği bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Gördüğünüz üzere bütün hikayeyi çok tertemiz oluşturduğu bir fotoğraf. O açıdan da tebrik ediyorum. Burada da mesela yine görüyoruz fotoğrafçının durduğu açı bakış yüksekliği sadece kendisinin bakış yüksekliği değil kameranın da yüksekliğini doğru ayarlaması tam ortadan çekip iki taraftan her şeyi eşitlemesi kullandığı objektifle oluşan deformasyonun da bu etkiyi desteklemesi bu fotoğrafın daha güçlü olmasını sağlıyor. Sağ tarafta çok patlayan ışık çok kaçılamayacak bir şey böyle bir dengeyi ararken e keşke olmasaydı. Zira sol taraf o açıdan daha derli toplu görünüyor bu fotoğrafta. Sevgili Süha Demirbaş'ın e, yanılmıyorsam iki fotoğrafına yer verdim burada. Çok küçük bir açı derdi olduğunu düşünüyorum fotoğrafın. Sanki bir yarım adım soldan çekilse çok daha güçlü olacakmış diye hissettiğim bir şey oldu. Zira ya da bir adım önden çekilse güçlü olacak diyebilirim. Sol tarafta giren siyah pencere ve kapının kenarı sağ tarafta olmadığı için bir gözün kaçmasına yol açıyor. Bu fotoğrafı bir adım önden çeksek mesela muhtemelen sağ ve soldaki lambalardan lambaları kesmemek adına bu kadar uzaklaşılmış ama sanki bir tık daha girilirse o zaman gözün çok daha rahat ışıklarla başlayıp içeri doğru gideceği bir kare olabilirdi diye düşünüyorum. Bu demin gördüğümüz bir fotoğrafın benzeri buradaki doluluk ve tra tünelin, tramvayın neyse bu vagonun yakın olması bence fotoğrafın güzel tarafı. Aynı zamanda tam o tüneli ortaya alıp yukarıda ve aşağıda dengeli bir e, ray ve tel çizgisi oluşturmakta fotoğrafın bir başka becerisi diye düşünüyorum. Sevgili Hasan Duman'ın e, buraya bir iki fotoğrafını almış olabilirim ama diğer fotoğrafları da keyifliydi. Ben daha böyle grafik öğelerin güçlü olduğu ve e, biraz daha mimari tarza yakın olan görüntülerden buraya almayı tercih ettim. Dışarıdaki bulutlar herhalde e, ya makinedeki bir özellikle ya da daha sonradan Photoshop benzeri bir şeyle e, biraz e, dramatik havaya bürünmüş diye düşünüyorum. Zira dışarıda öyle bir ışık varken yani neredeyse ışık yokken içeride bu kadar aydınlık alanın oluşma ihtimali biraz az. Dolayısıyla da bir müdahale var diye düşünürüm ama bu fotoğrafın değerini azaltmaz, etkisini zayıflatmaz. Aksine güçlü yapabilir. Bu o açıdan başarılı bir örnek diye düşünüyorum. Bu fotoğraf yine çok hoşuma giden işlerden biri oldu. Çok iddiasız ve sade haliyle bize diyor ki bakın hayatın içinde böyle bir an böyle bir şey gördüm. Buyurun siz de görün. Bence çok temiz örneklerden bir tanesi bu da. Bunda da yine böyle bir tık daha yakın olabilir miydi diye düşündüm ama özellikle sağ üst köşedeki lambadan bize doğru geldikçe artık iyice boş kalıyor görüntü. Dolayısıyla da e, hani perspektifi çok etkilemiyorsa oraya kadar yaklaşılabilir hem üstten hem alttan diye düşünüyorum. Bu fotoğraftaki etki de e, bence o demin gökyüzünü gördüğümüzün tersine bir açıdan çekilmiş, ama atmosferi daha güçlü olmuş. Yani orada böyle bulutları biraz işte koyulaştır, dramatik havası olsun, içeriği aç falan gibi uğraşmak yerine, burada zaten doğal olarak aydınlık bir yerden başlayıp sonra renkli bir noktaya giden ama üst tarafıyla da güçlü olan bir görüntüyü. Tam doğru açıdan böyle çekince bence çok keyifli sonuç olmuş. Tebrik ediyorum Hasan Duman'ı da. Gülseren Akdoğan'ın bu fotoğrafı çok hoşuma giden çalışmalardan bir tanesi oldu. Hem gölgenin yarattığı grafik etki, hem orada ilgi merkezi olabilecek kişinin varlığı, sağ sol görüntünün birebir neredeyse aynı olması fotoğrafı çok güçlü hale getiriyor. Gülseren Akdoğan'ı da tebrik ediyorum. <laughs> Hanife Yalçı'nın böyle balık gözüne yakın bir objektifle çektiği yanılmıyorsam bir fotoğraf bu. Oldukça zor bir işi başarmış aslında. Çünkü deformasyonu bu kadar güçlü olan bir objektifte böyle bir simetrik durum yaratmak sahiden sıkı bir fotoğraf gözü ister. Bu o açıdan oldukça kıymetli diye düşünüyorum fotoğraf anlamında. Ancak ışığın çok iyi olmaması beni biraz düşündürüyor. Sanki biraz daha böyle Güzel bir ışık olsaymış çok çok daha güzel bir fotoğraf olacakmış ama bir fotoğraf bakışı olarak bence oldukça güçlü görüntülerden biri. Müslüm Mutlu'nun birkaç fotoğrafı daha vardı ama en böyle aradığımız görüntüye, aradığımız simetriye, dengeye yakın ve uygun olan görüntü buydu. Burada da bence ortam, atmosfer güçlü bir fotoğrafa çok destek olabilecek ortammış, özellikteymiş. Ancak bakış yüksekliği bu hikayeyi zayıflatmış biraz. Bu fotoğrafın sanki daha yukarıdan bir açıdan çekilmesi ve bu gidişin ve o karın orada yürüyen kişinin daha güzel bir yerde gösterilmesi gerekiyormuş. Şimdi bu kadar aşağıdan bakınca ağaçlar çok öne çıkıyor ve insan yürüyen kişi o ağaçların arasında kaybolmaya başlıyor. Onu vurgulayacak bir yüksekliği bulmak bence daha güçlü görüntü yaparmış. Ama elinize sağlık sevgili Müslüm Mutlu. Serpil Aybirdi'nin yanılmıyorsam buraya iki fotoğrafını aldım. Bu onlardan bir tanesi. Oldukça zor bir ışık koşulu. Zira beyaz bir yerde neredeyse öğlen ışığı diyebileceğimiz bir ışıkta çekilen fotoğrafta renkleri, tonları, pozlamayı dengelemek oldukça zor. Bir de buna böyle görsel ve grafik kaygılar ekleyince iş biraz daha zorlaşıyor ama fena kotarılmamış diyebilirim. Ama bu ışığın sertliğinden dolayı dikkat ederseniz gölge olan yerlerde doğru renkleri göremiyoruz, alamıyoruz. Birincisi, ikincisi de gökyüzünü kaybediyoruz. Dolayısıyla bu tarz görüntüler, bu tarz fotoğraflar bence daha iyi ışıkta çalışılmayı hak ediyor. Zira bunun bir kurgu fotoğraf olma ihtimali çok yüksek. Hele ki bir kurgu yaptıysanız, o zaman her şeyin kusursuz olmasını bekliyoruz. Ya ışık iyi değilmiş ama idare edelim deme şansımız maalesef olmuyor. Evet, simetriye bakıyorsak sadece evet bir simetri var fotoğrafta. Bu mesela o anlamda bana daha güçlü, daha doğru gelen görüntülerden bir tanesi. Çünkü her ne kadar buradaki simetri bir önceki fotoğraftaki kadar güçlü, etkileyici olmasa da buradaki ışık koşulu, gölgeler, konu diğerinden çok çok daha başarılı. Bu herhalde Jaipur'daki Amberford olsa gerek diye düşünüyorum. Biz de bu arkadaşların orada fotoğraflarını çok çekiyoruz çünkü. Hemen hemen bu mekanın orada. Ee, bu oldukça iyi örneklerden biri olmuş. Arkada daha güçlü bir simetri arar tabii. Bu neredeyse kadının fotoğrafı olmaya çok yakın artık o anlamda söylüyorum. Seval Beykın'ın bu fotoğrafında da biraz önce Müslüm Bey'in fotoğrafında söylediğim gibi mesela yüksekliği değiştirmek fotoğrafın etkisini değiştirmez. Burada... Sağ ve sol tarafta eğri olarak kişiye e, ulaşan grafik işi kurtaran şey. Dolayısıyla burada yükseldiğiniz zaman aynı grafik etkiyi görmezsiniz. Bu nedenle de bu fotoğrafın bakış açısı daha doğru. Işık koşulu gene e, çok etkileyici değil. Ben tabii bir taraftan şöyle e, yorumluyorum kendi içimde hikayeleri. Elbette iyi fotoğraf, güzel fotoğraf, başarılı fotoğraf falan dediğimiz şeyin içinde iyi bir ışıkla çekilmiş olması da var. Ya da çektiğiniz konu içeriye göre ışığın bazı şeylerini hoş görebiliyoruz. Ancak demin de Serpil Hanım'ın fotoğrafında söylediğim gibi kurgu yapılmış, belli şeyler gözetilerek çekilmiş fotoğraflarda sahiden daha iyi sonuçlar, daha güçlü ışıklar, daha etkileyici renkler, çok başarılı grafikler, en doğru objektif tercihleri, en etkileyici kompozisyon kurulması gibi şeylere de bakmak durumundayım. Daha günlük hayat içerisinde an fotoğrafını, demin Gülseren Hanım'dı galiba değil mi? Onun fotoğrafında işte biri yürüyor, sen yansımayla beraber çekiyorsun. Orada demeyiz ki ya keşke havada güzel olsaydı günlük güneşlik falan. Ee, o anın koşullarını güçlü kullanmak bence becerilerden bir tanesidir aynı zamanda. Burada da anın koşulları güçlü kullanılmış. Ancak gönül ister ki böyle fotoğraflarda daha iyi ışıklarla, daha canlı renklerle görebilelim manzarayı. Mesela buradaki ışık biraz daha keyifli. Cüneyt Güngör'ün bu fotoğrafında ve hayatın içindeki böyle bir anı, böyle bir açıyı çözmüş olmak da bence fotoğrafın başarılı taraflarından biri. İster istemez Instagram kadrajına uydurulduğu için acaba nereden kesildi diye düşünüyorum fotoğrafı. Sağ sol ve üst alanların bence gayet dengeli olduğu kanaatindeyim. Alt tarafta yansımanın daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. A. Photoshop ve benzeri bir programla. B. Biraz daha fazla yer vererek. Yukarıda mesela geminin direklerinin üstünde kalan bir boşluk var ya. Aşağıda yansımayla da birazcık alan görmemiz lazım. Cüneyt Bey çok rahatlıkla şunu söyleyebilir. İyi de kardeşim orada kıyı vardı, oraya kadar yansıma gelmiyordu diyebilir. Bu da çok normal. O zaman da işte hep klasik savunmamızı yapıyoruz. Diyoruz ki vallahi dünyanın en kolay işi çekilmiş bitmiş fotoğraf üzerine öyle değil de böyle olsaydı falan demek. Ona da çok yapacak bir şey yok açıkçası. Ama elinize sağlık. Dedim ya hayatın içinde bir anı görmek bence önemli. Bu da öyle mesela. Sevgili Ömer Yapıcı'nın bu fotoğrafında da dikkat ederseniz tam bir simetri yok. Niye? Çünkü sol tarafta duran kişinin solunda kalan can simidi sağ taraftaki yansımaya baktığımızda daha fazla devam ediyor orada alan. Dolayısıyla bu tam ortadan eşit olarak ayarlanmış bir görüntü değil. Ama yine de günlük hayatın içerisindeki böyle bir anın arkadaşımız poz verse bile sonuçta vapurdasınız bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Hadi şurada fotoğraf çekim diyorsun. Aa bak yansıma var diyorsun. Ya da poz vermeyen biri soru. Çok şey değil. İster biri poz versin ister vermesin. Hani bu rahatlıkta fotoğraf çekebilme mantığında söylüyorum. İyi kotarılmış bir iş. Ama derdi başka bence. Derdi bu iyi kotarılmış görüntünün daha temiz kroplanması, üstten biraz fedakarlık yap, sağdan biraz fedakarlık yap, dengele. Ve siyah beyaz olarak daha iyi işle. Bu tamamen gri. Yani ne beyaz var fotoğrafta ne siyah var. Bu da çok büyük dert. Bu yaptığınız keyifli çalışmaları, iyi fotoğrafları kötü sunmaya yol açıyor. Ve maalesef ki etkisini çok zayıflatıyor. Sevgili Turgay Işık Göz'ün birkaç fotoğrafı var yine yanılmıyorsam. Aynı yerden başka arkadaşların da fotoğrafları var. Işık koşulu ve çekim noktası olarak Doğru'ya en yakın görüntülerden bir tanesi buydu. Yine tam ortadan bir çizgi çizsek ve fotoğrafı ikiye katlasak göreceğiz ki neredeyse her şey üst üste geliyor. O açıdan başarılı bir örnek. Bu mesela daha da hoşuma giden örneklerden bir tanesi oldu. Yine hem bakış yüksekliği hem de kurulan kadrajdaki simetri itibariyle oldukça güçlü görüntülerden biri olmuş. Ancak ister istemez fotoğrafta sağa doğru bir yamukluk görünüyor. Bunun sebebini çok anlayamadım. Zira muhtemel bakış noktası itibariyle o sağa doğru yamukluk görünüyor. Üstlere bakıyorum. Sağa sola bakıyorum hani öyle bir dengesizlik yok ama fotoğraf bariz bir şekilde sağa doğru kayıyor duygusu veriyor. Belki bunu bir photoshopta şöyle bir düzelterek bakmakta fayda var bence Turgay Bey. Ama elinize sağlık gayet sıkı fotoğraflar. Sevgili Celal Erdem'in birkaç fotoğrafı var. Yine bu clone mirror ayna efektiyle falan oluşturulan görüntüler. Yani bunu ben e, başta öyle söyledim de şimdi e, kötü bir şey söylemişim gibi hissettim. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Sahiden bu mirror efekti kullandığınız zaman güçlü bir görsellikle etkileyici bir söz haline dönüştürmeniz lazım fotoğrafı. Yoksa her fotoğrafta al yapıştır çevir, al çevir yapıştır falan gibi giderse iş tekniğin de gayri ciddi kullanımına gider. Şimdi Celal Bey'in fotoğraflarını şunun için özellikle aldım. Dikkat ederseniz oluşturulan bu mirror efekt sayesinde raylar ileride birleşiyormuş gibi birleşiyor gibi değil direkt birleşiyor. Ortadaki makas yeri gene ortaya birleşiyor. Yürüyen kişi ilgiyi içeri çekiyor. Yani tekniğin biçimle ve kurgulanan içerikle çok uyumlu bir kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Celal Bey'i tebrik ediyorum. Burada da mesela aynı durum söz konusu. Yine bir klon mirror efekt var. Aynı şekilde dikkat ederseniz her şey bizi ortaya, içeriye, merkeze yönlendirerek yönlendirecek şekilde kurulmuş, kurgulanmış. O açıdan bunun da çok başarılı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ha keza bu da yine öyle bir efekt ama burada mesela deminki fotoğraflarda gördüğümüz gücün çok olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen kadrajın yukarı aşağı bölümünde boşlukların olmaması ve oradaki konuların sıkışmış olması bize bu duyguyu yaratıyor, yaşatıyor. Bir önceki fotoğrafta mesela aynı şey olmadı. Niye? Çünkü üstte boşluğumuz vardı. Altta boşluğumuz vardı. Daha dengeyi bize hissettirdi. Burada ise sıkışan görüntü aynı güçte etki vermiyor. O açıdan söylüyorum bunu. Ama Celal Bey'in işlerini her hafta çok keyifle takip ediyoruz. Bu hafta da çok güzel paylaşımları oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Saadet Uslu'nun bu fotoğrafında da Dikkat ederseniz ne dedik ortadan bir çizgi olacak katladım her şey üst üste gelecek. Bu fotoğrafa baktığında sol tarafta aydınlık bir alan sağ tarafta öyle bir alan yok. Dolayısıyla da aslında kapıştırdığında ne ağaçlar tam üst üste geliyor ne görüntüler üst üste geliyor. Bir yol daha açık renk bir yol daha şey. Fakat hayatın içinde günlük ve hatta anlık olarak çektiğimiz fotoğraflarda en başta dedim ya biraz daha toleranslı bakalım. Yani fotoğrafçının Aa, burada böyle bir hikaye var gözünü bir takdir edelim istiyorum. Onun için bunun da burada olması gerektiğini düşündüm. Gökçen Arabul'un bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Sahiden gözü çok güzel. Hem sağ solun dengesiyle hem gölgenin içeriye çekmesiyle hem de tam ortadan çizip ikiye katlasak her şeyin üst üste gelişiyle kare format tercihiyle bence çok doğru başarılı örneklerden biri olmuş. Gökçen Arabulu da tebrik ediyorum. Bazen birçok arkadaşımızla karşılaştığımız bir durum oluyor bu. Bir mesela ismiyle bir hesabı oluyor. Bir de işte onun black and white hesabı oluyor. Bir makro hesabı oluyor falan aynı kişinin. Gökçen Arabul'un yanılmıyorsam siyah beyaz hesabı. Ama şeyi söyleyeyim. E, siyah-beyaz iyi değil. Bu da gri mesela. Bu siyah-beyaz çalışmayı eğer bir hesap oluşturacak kadar e, ciddiye alıyorsanız çok daha iyi siyah-beyaz işçiliğiniz olması lazım, onu söyleyeyim. E, bu e, tonlarla e, black and white olmaz. Onu e, üzülerek söyleyeyim. Çünkü daha sıkı sonuç alabilirsiniz onun için söylüyorum. Bu fotoğrafta beklediğimiz simetriye çok yakın bir durum var. Ortadaki yolun gidiş grafiği çok keyifli. İki taraftan gelen ya köprü, üst yol neyse onların içeriye doğru gidişi. Her ne kadar biri eğimli biri daha dik olsa bile gözü bir anlık yanıltıp simetriye ulaştırıyor. Ama elektrik direklerinin görüntüsü daha güçlü bir simetri oluşturuyor. Ee, o açıdan burada yer vermek istedim. Ama dediğim gibi siyah beyazı falan maalesef çok güçlü değil fotoğrafın. Şerife Cengiz'in bu fotoğrafında yine fotoğrafçının bakış noktasını ve bakış açısını çok beğendim. İç içe devam eden kemerleri çok güzel bir yerden e, fotoğrafladığında e, tabii ki e, sağ taraf biraz daha aydınlık olsa bile eee bize o dengeyi, o simetriyi hissettiriyor. O açıdan da iyi bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Serdar Görgüllü'nün fotoğrafı bakış noktası olarak, çekim açısı olarak, iyi ışık olarak zayıf kalmış. Aynı zamanda bu tarz bir görüntüde Sanki göz şöyle yolun ortasında yürüyen bir ilgi merkezi, bir başrol, bir ana konu bekliyor gibi. Çünkü gözü çok güzel fotoğrafın içine sokup sonra sonsuza kadar götürüyor. Ondan sonra da göz oradan çıkıp gidiyor. Üst tarafta gökyüzünün de çok güçlü olmaması etkiyi zayıflatıyor diye düşünüyorum. Evet, tribal enfeksiyon hesabından paylaşılan darveder Karanlıkken yani çok güzel işte bravo. Ee, yine bir metro yürüyen yol görüntüsü yanılmıyorsam. Ee, çok doğru bir açıdan çekilen bir fotoğraf olmuş. Ee, i̇çeriye doğru perspektif çok güçlü. Sağ sol neredeyse birebir olarak birbiriyle eşit. Ee, dediğim gibi en başta e, özellikle mimaride ve kurgulanan görüntülerde simetrik fotoğraflar oldukça uyumlu ve dengeli görüntü sağlar. Ancak bu tarz uyum ve dengenin getirdiği tek bir dert vardır. O da çektiğiniz konu ilginç değilse fotoğrafınız evet temiz bir fotoğraftır ama insanı heyecanlandırmaz. Hayatın içindeki görüntüler, anlık görüntüler, sokak fotoğrafçılığının bütün karmaşasına rağmen ilginç gelmesinin sebebi bu işte. Çünkü orada başka bir mevzuyu da yakalayabiliyoruz. Bu teknik olarak ve kompozisyon olarak çok doğru. Kurgulanmış ve çözülmüş bir fotoğraf olarak burada paylaşmak istediğim bir görüntü oldu. Foto, alt çizgi raf, Emir Ali Kaya hesabından paylaşılan birkaç fotoğraf burada var. Yine bakın burada da bir camdan yansımayla farklı bir grafik etki sağlanmış. Ben Ali e, Kaya'nın çalışmalarını hemen hemen her hafta sizlerle paylaşıyorum. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum çalışmalarının. Bu onlardan bir tanesi. Tebrik ediyorum. Aradığımız simetriyi, aradığımız dengeyi gördüğümüz işlerden biri diye düşünüyorum. Bu da mesela yine bir mimari içerisinde görünen e, simetri olmuş. Hem sağdan soldan aşağıya gidiş. Hem ileri devam ediş ve üst tarafta karşıdaki trabzanlarla o alanın kapatılmış olması gözü çok güzel aşağıya yönlendiriyor. Tam ortadan çiz, ikiye katla sağ solda birbirine eşitleniyor. Dolayısıyla beklediğimiz e, biçim olarak çok iyi çözülmüş görüntülerden biri. Şimdi bu fotoğrafları, bu mesela bu fotoğrafı demin de başka bir e, tribal enfeksiyon hesabı için söylediğim şeyin aynısını burada da söyleyeyim. Bu fotoğrafın acayip olabilmesinin yolu oradan birinin yürüyüp geçmesi mesela. O zaman fotoğraf çok daha vurucu oluyor. B seçeneği ne? Bunun gibi farklı bir sürü fotoğrafla bir sunum haline gelmesi. Tekil değil de çoğul olarak güçlenebilir ya da tekil olarak güçlenmesi için içerisinde vurguladığı bir öğe olması gerekir diye düşünüyorum. Bu da mesela öyle. Çok güzel. Doğru yerleri görmüşüz. Doğru yere bakıyoruz. Şu önde bize yakın yerde parlayan zeminde bir şey olması lazım. Ya orada geçiş şeyi yok falan. Evet abi o zaman seçmeyeceğiz bu fotoğrafı. Sadece simetri var ama mevzu yok deyip e, pas geçemiyoruz o açıdan söylüyorum. Bir ilgi merkezi arayan fotoğraf bu mesela. Ama tebrik ediyorum. Yani e, Mirali Kaya'nın dediğim gibi her hafta çalışmaları çok dikkat çekiyor. Ee, tebrik ediyorum tekrar kendisine. Furkan Bilal'in e, paylaştığı bir fotoğraf. Zaten bu e, paylaşım serisini duyururken yanılmıyorsam ilk paylaştığımız fotoğraflardan biriydi bu. Yani Beşiktaş'tan Ortaköy'e yürürken e, çekebileceğimiz fotoğraf. E, yine değerlendirmenin sonuna doğru İknur Hanım'ın da galiba benzer bir yerden fotoğrafı var. E, hani yolu zaten göstermiştik. Bu uygulama olarak iyi şeylerden bir tanesi. Ortada yürüyen bir kişiye karşı diğer taraflarda yürüyen kişiler güzel. Tam simetrik olması için mesela sağdaki kişinin dışarı yürüyor olması lazım. O zaman çok bomba fotoğraf olur. Bu haliyle de gayet başarılı diyebilirim. Furkan Bilal'i de tebrik ederim. Sevgili İsmail Serhat Şahin'in bu fotoğrafında da Sisim Pus'un fotoğrafı ...çok güçlü bir atmosfere ulaştırdığını söyleyebilirim. Baktığı yer herhalde bir üst geçitten falan çekilen bir fotoğraf bu. Ee, güzel bir şey sağlamış ama çok gri fotoğraf. Sis pus evet bir grilik sağlıyor ama... ...mesela bu tarz görüntülerde daha iyi kontrastlar... ...daha doygun siyahlar, daha doygun beyazlar... ...ve gri skalayı biraz yayabilmek... ...bu görüntünün etkisini çok arttırır diye düşünüyorum... Bir de ben olsam bunu 3'e e 2 yatay kurup deyip şu ağaçların üstünden keserdim. Biraz da yoldan keserdim diye düşündüm gördüğümde. Böylece daha dolu bir görüntü olacaktı. Evet yol bizi mutlu eder ama ağaçların üstünde hiçbir şey yok. Çok dokusuz bir gökyüzü var. O da mesela sisin, pusun fotoğrafa getirdiği atmosferin doku kaybına dönüşmesine yol açıyor sadece. Oysa ki biz ağaçlarda, sisipusu, yolun üzerinde sisipusu görüyoruz. Gökyüzünde o etki kalmıyor ki. Sadece detay kaybı haline geliyor. Oradan da kurtulmak lazım diye düşünüyorum ama e, simetri var mı? Evet var, gayet güçlü. Ee, Sazebo hesabından paylaşılan, Salia Zeynep Boylu Pesen hesabından paylaşılan bir görüntü. Hem çekilen yerdeki grafik doku çok güçlü. Hem çekim açısı bu işi çözmüş. Bence oldukça temiz örnek görüntülerden bir tanesi. Salih Hanım'ı da tebrik ediyorum. Hüseyin Pektaş'ın e, yanılmıyorsam birkaç haftadır ben fotoğraflarını göremiyordum. Geçen hafta gerçi Murat Hoca yayın yaptı galiba değil mi? Ben yapmadım da. E, orada var mıydı? Çok emin değilim. Hatırlayamadım. Ama ben birkaç haftadır sanki çok görmüyordum fotoğraflarını. Bu hafta görünce yine çok keyifle e, takip ettiğim paylaşımlar oldu Hüseyin Bey'in. Burada da mesela e, hem grafik yapının hem çekim açısının ortadan bir çizgi çizsen sağ solun neredeyse aynı olmasının fotoğrafta aradığımız simetriyi sağladığını düşünüyorum. Hüseyin Bey'i de bu fotoğrafı için tebrik ediyorum. Fatma Kocataş'ın fotoğrafı bence e, o kişiyi ortaya çıkaracak doğru bakış yüksekliğinden, çok doğru açıdan ve temiz olarak çekilmiş fotoğraflardan bir tanesi gökyüzünde biraz daha doku görsek daha da güçlü olabilir ama bu haliyle bile bence oldukça başarılı işlerden biri olmuş. Fatma Hanım'ı da tebrik ediyorum. Just Alt çizgi OMW hesabından paylaşılan fotoğraf ilk gördüğümüz Murat İlan fotoğrafına benziyor. Şu manada yanılmıyorsam aynı yer burası, aynı mekan. Oradaki ışık başkaydı, buradaki ışık başka. Bu yine Siyah beyaz ama e, yanılmıyorsam e, bir ton da atılmış mavi falan gibi bir tonu da var herhalde bunun üzerinde. Burada mesela simetri doğru tamam kabul var. Ancak ışık koşulu bir minarenin gölgede kalmış olması o dengeyi biraz bozuyor. Gökyüzünün çok boş olması ayrı bir zayıflık etkisi yaratıyor. Mesela Murat İlhan'ın ilk gördüğümüz fotoğraf sanılmıyorsam bulutlar bulutlar vardı. O gökyüzünü çok güçlü dolduruyordu. E büyük bir yapıda bu kadar boş alan yaratılması biraz riskli. Bu fotoğraf o riski taşıyor ama simetri var mı? E görsel olarak var evet. Sevgili Kemalettin Kök'ün bu fotoğrafında yine fotoğrafçının bakış yerinin ve bakış yüksekliğinin ve açısının çok doğru olduğunu düşünüyorum. E, ancak fotoğrafın Evet içerisinde bir simetri var ki hani sütunların bu deformasyonla merkeze doğru birleşiyor olması o etkiyi destekleyen şey. E, fakat bayrağın çok güçlü bir öğe olmasının ilginin simetriyi hiç görmemesine yol açtığını düşünüyorum. Yoksa teknik olarak konuşacak olursam fotoğrafı. Evet, sütunlarda bir simetriden konuşabilirim ama görsel olarak sanki bayrak daha güçlü diye düşünüyorum. Muhsin Akar'ın bu fotoğrafı gerçekten e, beni çok düşündüren işlerden bir tanesi oldu. Birkaç sebepten dolayı bunlardan bir tanesi bir kere bir haber fotoğrafı tadında ve e, özellikle haber fotoğrafçılığında böyle estetik dozu olan işler çok keyiflidir ya. Bu biraz o havayı verdi bana. O açıdan çok hoşuma gitti. Fakat ikinci bir bakışta ya şu gökyüzünde çok mu müdahale var acaba diye bir rahatsız etti. Bazen Olympuslardaki falan dramatik tonda da böyle bir etki veriyor ya. Başka makinelerde de veriyor. Burada mesela gökyüzünde bir dokunun bozulması söz konusu olmuş. O beni bir şey yaptı. Sonra dedim ki yok ya bak çok güzel bir yay. Bu elektrik direğiyle neredeyse böyle bir şey falan. O da çok güzel dedim. Sonra baktım dedim ki ama aşağıdaki kalabalığı keşke bu kadar kesmeseydi. Yani beni bir o uca çok iyiymiş abicim. Bir öbür uca ya biraz daha mı dikkat edilseymiş abicim falan e, uçlarına götürdü fotoğraf. Fakat deminden beri söylediğim şeyi söyleyeceğim. Ya abicim sen simetriye bak. Ortadan çizince iki şey eşit mi? Var mı onu söyle? Evet var. Ha seni acayip heyecanlandırdı mı fotoğraf? Yok, hep düşündürdü. Şöyle olsaydı, şöyle olsaydı diye. Ama e, keyifle izlediğim fotoğraflardan biri oldu. Musim Bey'i de o açıdan tebrik ederim. Olcay sevinçli'nin bu fotoğrafı Turgay Işık gözün fotoğrafıyla aynı yerde çekilmiş ama o fotoğrafın mavilikleri falan daha iyiydi diye düşünüyorum gökyüzündeki. Burada yine simetri var mı? Var. Doğru ama e, ışığın daha güzel olması gerektiğine inandığım bir fotoğraf. Bu da mesela öyle. E, bu İran'da herhalde çekilen fotoğraflardan bir, aynı yerden ben de hep fotoğraflar paylaştığım için Zayende Nehri üzerindeki köprülerden, CSOP oldu galiba, değil mi bu? O köprünün alt tarafında çekilen fotoğraflardan bir tanesi, perspektif etkisi çok daha güçlü simetriden, ancak bu perspektifte simetriyi güçlü yapabilmek için ya birinci ya ikinci kemerin altında birinin oturması ve onun karşısında da bir başkasının oturması lazım. O zaman simetri daha çok güçlü vurgulanabiliyor. Burada simetriden ziyade gözü içeri alıp arkada o da biraz sıkıntılı bir mevzu oturan kişiye götürme çabası gibi. Niye sıkıntılı? Çünkü kişinin kıyafeti falan da çevreyle çok aynı. Bari o bir kontrast yaratsaydı diye düşündürdü beni. Simetri var mı? Teoride var. Pratikte perspektif bence. Bu mesela daha simetri için bence uygun örneklerden bir tanesi. Burada mesela hem kullanılan objektifin hakkı verilmiş, efendime söyleyeyim bakış noktasının, çekim açısının, sağ sol eşitliğinin hakkı verilmiş hemen hemen birazcık sol fazla ama kabul edilebilir bir şey diye düşünüyorum. Bu mesela yine perspektif de ama simetrinin bir önceki görüntüye göre daha güçlü olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf oldu. Bahar Pix, Bahar Hanım'ın hesabından paylaşılan fotoğraflar. Ben aslında Tacmal'den daha çok fotoğraf olmasını bekliyordum açıkçası. Zira duyuru görsellerinde de bir Tac Mahal kullandım. Bunun çok basit bir sebebi var. O da Tac Mahal'in dünyadaki en simetrik yapı olması. Bildiğiniz üzere Tac Mahal kendisi, bahçesi, çevresindeki her şey simetriktir. Ona göre yapılmıştır. Ee, tek simetrik olmayan şey içerisinde Şahciyan'ın mezarıdır. Ee, Mümtaz Mahal eşi için yaptırmıştır. Yani Şahcihan Mümtaz Mahal için yaptırmıştır. Onun ortada mezarı vardır. Yanında da işte Şahcihan'ın mezarı var ya. Simetriyi tek bozan şey olur. Onun dışında her şey inanılmaz simetriktir. Yani Taj Mahal'e doğru baktığınız zaman sol tarafta cami, sağ tarafta misafirhane aynı şekilde yapılır. Ne bileyim bahçedeki ağaçlar, maaşlar, her şey ya her şey. Onun için de oradan daha çok fotoğraf gelir diye bekliyordum. Bir bu dikkatimi çeken çalışma oldu. Bu yanılmıyorsam o misafirhanenin içinden çekilen fotoğraf. Yani biz Tac yan tarafına bakıyoruz aslında şu anda. Oluşturulan kemer gayet doğru, başarılı bir örnek. Burada simetriyi vurgulamak için sanki o iki kişinin orada olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü iki kişi ilgi merkezi haline geldiğinde simetriyi görmemeye başlıyoruz. O iki kişi olmazsa o zaman fotoğraf tam olarak simetrik olur. Ya da bunun simetrik olması için o iki kişinin karşılığında solda da birilerinin olması etkiyi güçlendirir diye söyleyebilirim. Bu bakış çok hoşuma gitti yine. Yine perspektif gidiş sağlıyor. Burada da mesela yani solda da bir kişi olması lazım. Aksi takdirde biraz önce olacaktı Sevinçli'nin fotoğraflarına dönecek iş. Perspektif bizi içeriye çekiyor olacak. Bizim aradığımız şey perspektif değil ki. Simetrik. İki tarafın eşit olduğunun fotoğrafın konusu haline gelmesi lazım. Yoksa her türlü bu perspektif fotoğraflarında bu etki zaten oluşacak. Ama beklentimiz sadece onu yaratmak değil ki. Mesela bak bu daha doğru bir örnek. Çünkü bunu ortadan çizdiğinde seni içeri götüren perspektif değil artık mevzu. Çünkü içeri götüren perspektif burada iki tarafa doğru gidiyor. Deminkilerde hep ortaya doğru gidiyordu. Burada ama çiz, kapla işte. Bu simetriyi gösterme anlamında çok daha güçlü bir örnek diyebilirim. Ebru Kaçar'ın bu fotoğrafı nasıl diyelim? Yine hayatın içerisinde fotoğrafçının tık diye görüp çektiği ve o yansımayla simetriyi oluşturduğu iyi bir örnek olmuş. Ebru Hanım'ı da tebrik ediyorum. Nuh Koçan birkaç fotoğrafı var burada. Yine bu fotoğrafta doğru ekipman seçimi, doğru noktadan bakış İki tarafta kurguyu doğru oluşturma anlamında iyi bir örnek. Aşağıda bir boş alan var. Yukarıda o daireyi kesiyoruz. İşte onun da dengelenmesi lazım diye düşündürdü bana. Muhtemel yukarıda başka bir şey girdiği için oraya kadar almama durumu oluşmuş. E, aşağıdan biraz yaklaşılabilir falan o zaman diye düşünüyorum. Ama gayet temiz bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Bu yalnız çok hoşuma giden bir e, iş oldu. Yanılmıyorsam oradaki o plastik şezlonglar falan üzerinde yukarıdaki asır şemsiyenin yansıması var. Çok çok başarılı bir bakış bu. Çok başarılı bir göz. Tek derdi var ne? Çok gri fotoğraf. Yani bu kadar güçlü bir görüntüyü teknik olarak zayıflatmayalım. Bence daha iyi işlenirse çok çok daha iyi olacak bir fotoğraftır. Ama bu hali bile çok zeki bir fotoğrafçı gözü olduğu için burada yer vermek istediğim bir fotoğraf oldu. Mecnun Korkmaz'ın da birkaç fotoğrafı var. Bu yine perspektifi çok vurgulayan bir iş haline gelmiş. O açıdan çok sıcak bakmadım. Bir de çok gri geldi fotoğraf bana. Bu fotoğraf yanılmıyorsam daha önce başka bir değerlendirmede de vardı. Ee, ama e, yine bir yansıma ile beraber o simetriyi oluşturduğu için burada paylaşmak istedim. Ama daha önceki bir değerlendirme çalışmasında gördüğümden eminim bu fotoğrafa. Dilsede de Mecnun Mevbi'nin uyarsın, uydurma desin. Nigar Onat'ın birkaç fotoğrafı var. Ee, bu Bakış açısı itibariyle bize perspektifi verecekken tam orada duran kişi o gidişi kestiğinden dolayı simetriyi oluşturmuş. O açıdan iyi bir görüntü diyebilirim. Bu biraz daha hoşuma giden bir çalışma oldu. Deminki e, fotoğraftaki sarnıç... Aaa kafa gitti sarnıcın adını hatırlayamadım. Eee daha yapay bir görüntü oluşturdu bence. Burada ise çok daha doğal bir havası var fotoğrafın. O anlamda bunu daha güçlü bulduğumu söylemeliyim. Mekanda çok hoş siyah beyaz işçiliğinin de çok değerli toplu olduğunu söyleyebilirim. Ama bu fotoğraf mesela çok çok daha keyifli geldi. Eğer ki bunun da siyah beyazı biraz daha güzel olsa çok çok daha başarılı olurdu ama bu haliyle de Özellikle tamam bölümündeki bu girift yapının iki tarafta da eşit gitmesinin, fotoğrafın alt tarafta kapanmasının gölgeyle beraber çok başarılı olduğunu düşündüm. Bence dikey bir fotoğrafta kadrajı böyle doldurarak sunmak zor bir iş. Çünkü yatay her zaman daha rahat kontrol edebildiğimiz bir format. O açıdan da gayet başarılı bulduğumu söylemeliyim. Murat Demirci'nin bu fotoğrafında da, Senem Tuhan herhalde, simetrinin çok doğru görüldüğünü söylemeliyim. Bu köşelerin yuvarlak olarak sunulduğu bir çerçeveleme seçilmiş. Ben biliyorsunuz birçok yayında da söylüyorum böyle farklı sunumları çok keyifle takip ediyorum diye. Bu konuya çok uygun olup olmadığından emin değilim. Sanki simetri ve denge aradığımız bir görüntüde daha köşeli bir sunum. ...daha temiz olabilirdi diye düşünüyorum. Bu sunumun bu fotoğraf için ya da bu başlık için çok uygun olmadığını söyleyebilirim. Ama fotoğraf simetri arıyorsak görebildiğimiz bir fotoğraf. Meltem Çavuşoğlu da her hafta çalışmalarıyla bize destek olan dostlardan biri. E, bu fotoğrafı şunun için burada paylaşmak istedim. Biz hep bekliyoruz ki fotoğrafçılar olarak... ...abi bugün bir fotoğraf çekeceğim şahane olacak ya herkes deli olacak onun için de böyle bilmem ne falan filan. Aslında hepimizin bütün atölyelerde konuştuğumuz şey bu. Temel noktası şu olmalı diye düşünüyoruz. Ya ben dünyaya fotoğrafçı olarak bakıyorum. İlla şey değil, şahane fotoğraflar çekeceğim falan değil. Nasıl ki bir şair dünyaya nasıl diyelim, daha edebi bir şeyle yaklaşıyor. Ulan bir şiir yazacağım, herkes ezberleyecek falan diye bakmıyor. Ne bileyim, e, bilmiyorum, müzisyenlerde böyle bir şey var mı? Bir şarkı yapayım de herkesin dilinde olsun falan. E, pop yüz listelerine girsin falan ne yapmıyor herhalde. Dünyayı öyle hissettik. Biz de fotoğrafçı olarak dünyaya öyle bakmalıyız. Bu biraz o tarz bir görüntü. Yani çok acayip bir fotoğraf. Çıkmayacak ama daha fotoğrafça bakabilirim dünyaya görüntüsü diye buraya almak istedim Meltem Hanım'ın bu fotoğrafını. Yelda Eser'in bir fotoğrafı ama bir nasıl diyelim sitemim var dolayısıyla onu söylemem lazım. Şu çoklu paylaşımları yapmayın ne olur. Bu fotoğrafı buraya aldım, bütün sunumu tamamladım sonra da aklıma düştü. ya neydi acaba dedim ikinci fotoğraf daha güzelmiş. Yazık değil mi şimdi? Bence tekli paylaşın. Ya tamam burada da bir simetri söz konusu falan ama buradaki oka tıklayıp ikinci fotoğrafa gidildiğinde gördüğümüz renkler daha canlı. E yazık. Ben olsam tek tek paylaşırım fotoğraflarımı diye söylüyorum. Simetri için evet yani e, aradığımız, beklediğimiz iki tarafın birbirine eşit olma haline çok yakın görüntülerden biri. Ne gereyesenele, Güray hesabından paylaşılan bu fotoğrafta yine bence fotoğrafçının güzel e, gördüğü şeylerden bir tanesi. E, bir yerde dolaşırken böyle bir şey görüyorsunuz, ama pencereler var, gölgeleri düşüyor, bir grafik oluşturuyor falan. Bunun tahmin ediyorum, bilmem mümkün değil tabii, Farklı versiyon fotoğrafları da vardır. Gülay Bey ya da Gülay Hanım emin değilim. Atıyorum dikey tek bir taraf vardır. Atıyorum belki daha fazla çatınım vardır. Daha yakın iki pencereli vardır falan. Çünkü buradan fotoğraf çıkacağını hissedince artık üzerine gidildiğini düşünüyorum. Burada da iki tarafta eşitlik olması bizim beklediğimiz simetriyi bize sunuyor. Bahar Tunç'un bir fotoğrafı Bulgar Kilisesi e, artık içinde fotoğraf çektirmedikleri bir yere dönüştü maalesef e, ama üst tarafa zaten çıkmayı yasakladılar. Dolayısıyla burada e, artık nostaljik diyebileceğimiz bir fotoğraf karesiyle karşı karşıyayız. ...doğru bir yere bakmış ama işte o sol tarafta mesela bir yarım daire patlayan pencere var ya... ...onu görmeyeceğiniz açı olacak. Bu yuvarlak pencerelerin karşıdaki tam karşıdan göreceğimiz açı olacak. O zaman beklediğimiz simetriyi daha çok hissederiz. Zaten fotoğrafın dikkat ederseniz sağ tarafında e, bu alanı ayıran çizgiyi görürken... ...sol tarafta göremiyoruz aynı çizgiyi. Bunun açıyla alakalı bir dert olduğunu söylemek lazım yine de şöyle bir bakıp geçersek simetri var. Dikkatli bakarsak yok. Emre Şentürk'ün bu fotoğrafı da çok hoşuma giden işlerden biri oldu. Fotoğrafçının en uygun objektifle konuya en doğru açıdan bakıp farklı bir görüntü yaratmasına iyi bir örnek. Ancak hep aynı şeyi konuşuyoruz ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama siyah beyazı kötü. Çok kötü yani daha iyi bir siyah beyaz işçilikle gökyüzünün daha iyi işlenmesiyle duvardaki dokuların daha iyi işlenmesiyle şu başarılı fotoğraf bakışının tacı olacak yani yani en başarılı hali olacak oradan eksik kalmış o üzücü yoksa fotoğraf iyi ee, sevgili Demet Demir Demirhan bu fotoğrafında yine simetri arıyorsak sadece bence var ama Heyecanlandırdı mı? Beni çok heyecanlandırmadı. Dedim yani ya hani ödev fotoğrafı gibi oluyor bazen ya da işte ödev veriyor hoca öyle yapıyoruz falan. Bu biraz o tada dönüşmüş. Ha şöyle bir şey olur. Efendim işte bu mekanla alakalı bir seri fotoğrafla bir mevzu anlatılıyordur. Onlardan biridir. O grupla beraber daha etkileyici olur. Tek başına bakınca hani simetriden çok her ışıklı alan ayrı ayrı dikkat çekiyor. Durumu ortaya çıkıyor. Ee, ama baştan koyduk yani dedik ki e, bu kadar uyum ve denge olan fotoğraflarda ilginç bir konu yoksa zaten acayip heyecanlı bir durum oluşmayacak. Bakacağız, iyi diyeceğiz, geçeceğiz. Demet Hanım iyi. Ve geçiyorum. Mehmet Kaynar'ın bu fotoğrafında mesela demin şimdi söylediğimiz şeyin üstüne bir tık ekleme yapalım. Bakın gene çok düz olabilecek bir konu. Yürüyen bir insan, bir farklı ışık koşulu hemen diyoruz ki ne acayip falan. Ama Mehmet Bey'i ikna edemedik isim yazmama konusunda. Bütün ilgi imzaya gidiyor. Fotoğrafı bozuyorsunuz bilginiz olsun. Bence atmayın imza. Sevgi Mersin'in birkaç fotoğrafı var. Ee, Sevgi Hanım e, yine çalışmalarını e, beğendiğimiz isimlerden bir tanesi. Burada da e, aslında grafik yapı oldukça güçlü ancak simetrik olması için şu iki çizginin ortasından çekilmesi lazım fotoğrafın. Yani o yürüyen kişinin tam arkasından. E şimdi buradan çekince sol tarafta aynı şey yok ki. Simetri olmuyor ki o zaman. O zaman perspektif oluyor işte. Bu taraftan bakıp iki taraftan eşitlesek o zaman çözülecek işimiz. Gene bir perspektif göreceğiz ama demin bir fotoğrafta gördük. Ortaya giren, yürüyen insan perspektifi bozup işi takliye, simetriye dönüştürebiliyor. Burada öyle bir dert var. Fotoğraf güzel ama yani burada ıı, hem çekim konusu, grafik öğeler hem çekim açısı bunu eşitleyecek olan şey fena değil. Niye fena değil diyorum? Çünkü adamın oturduğu yer daha doğrusu fotoğrafçının durduğu yere bakarsak bir yarım adım sola geçmek gerekiyormuş tam ortaya alabilmek adına. E, muhtemel yanda bir fotoğrafçı daha var. Ondan dolayı bir solda, bir sağda kalınmış. Sevgi Hanım herhalde bir sağda kalmış. Orada bir dert var. Bir de ben olsam bunu simetri için gönderirken soldaki karanlık alanı biraz açarım. Sağdaki aydınlık alanı da biraz koyulaştırırım. Dengelerim. Şimdi göz hep aydınlık alana kaçıyor. Ve sol tarafı neredeyse hiç görmüyoruz. E o zaman simetri oluşturmuyor. Teori bir simetri görüntü var. Ama pratikte ilgi sağa kayıyor. Onun için söylüyorum bunu. Yani biçimle içeriği ve tekniği Aynı potaya eritmeniz lazım. O zaman güçlü fotoğraf oluyor. Bu fena değil oluyor işte. Bakın bu mesela daha güçlü bir görüntü. Niye? Çünkü burada ışık her tarafı temiz aydınlatıyor. Bakın iki taraf çizgiyi çiz, katla, neredeyse birebir aynı. Burada da konu arkaya gidince biraz bozuluyor ama bana göre bir önceki fotoğraftan daha iyi. Öbüründe daha biraz düzeltme yapılması lazım diye düşünün. Sıtkı Aksoy'un bu fotoğrafında gene bir mirir, ayna hikayesi var yanılmıyorsam. Ya çekim anında ya çekimden sonra yapılan bir şey. Ee, isim grafis, fotos olunca böyle grafik e, hikayeler bekliyoruz doğal olarak. İsim de bizi yönlendiriyor ki her hafta çok başarılı işlerini görüyoruz Sıtkı Bey'in. Bu da bence bir fotoğrafçının, fotoğrafla ilgilenen birinin, her koşulda, her durumda çok rahat fotoğraf üretebileceğine dair temiz bir örnek. Çok acayip yerlere gitmeye ve çok acayip şeyler görmeye gerek yok. Evde bir dumanla, bir ışıkla, bir renkle her şey çözülebiliyor. Bakın bu da öyle bir örnek bence. Tebrik ediyorum. Sevgili Orhan Ölmez'in birkaç fotoğrafı vardı. Buraya bunu aldım. Mimari olarak gayet güçlü görüntülerden bir tanesi. Yine bir mimari çalışma yapan fotoğrafçı için doğru objektifle doğru açıdan bakılmış işlerden biri olarak kabul edebiliriz. Ama hep aynı şeye gelir hikaye. Yani güzel bir mimari fotoğraf tek başına bizi çok heyecanlandırmaz. Eğer yapı çok acayip değilse falan. Bu çok temiz bir fotoğraf. O açıdan tebrik ediyorum. Simetrisi falan çok doğru kurulmuş, bakış açısı yüksek, güzel çözülmüş. Ama bir şeyler bekleyen bir fotoğraf. Mesela bu daha başarılı bence. Deminkinin yani bu fotoğrafın teknik fotoğrafik gücü daha yüksek. Ama bu fotoğrafın dili daha kuvvetli. Sadece oradaki bir insanın hikayeye kattığı şey bu diye özetleyebilirim tahmin ediyorum. Orhan Bey'i tebrik ediyorum. Bu da mesela güzel detay. İlk fotoğrafla aynı tatta bir şey. Hatta biraz uzun bakınca gözlerde içeri doğru kaymaya başlıyor falan. Güzel böyle şaşır bak şaşır gibi oluyor fotoğraf. Ee, daha çizgi ve grafik fotoğrafı gibi. Simetri için en temiz örnek mi bilmiyorum. Bir önceki fotoğrafta e, gözüm kaldığı için de bunu söylüyor olabilirim. Işık Atay'ın bu fotoğrafı hayatın içinde doğru bir yere bakan fotoğrafçının doğru bir anda deklenşöre basmasıyla temiz fotoğraf elde edebileceğine dair bir örnek bence. Ya çok da acayip bir şey yok. Evet çok acayip bir şey olmasına gerek yok. Ben onu birçok atölyede falan örnek gösteriyorum. Mesela Bresson'un fotoğraflarına baktığın zaman çok acayip bir şey yok ki fotoğraflarda. Bisikletle geçen biri var. Su birikirsen atlayan biri var. Efendim mesela Aragüler'e baktığın zaman Karaköy de e, tekneyle gelen sütçü var falan motorla gelen sütçü var. Ya acayip bir şey zaten yok fotoğraflarda. Acayip olan şey fotoğrafçının dünyaya nasıl baktığı, tekniği, biçimi, içeriği, anlatımı nasıl kurduğudur. Ondan sonra bizde bir duygu oluşturup oluşturamadıdır. Burada ya arkada araba olmasa evet keşke olmasa ama hayatın içinde araba hep var. Araba eskiden tel filtresi mi kullanacağız falan diye e, geyik yapardık teller görmez Şimdi ne yapacağız araba filtresi mi kullanacağız Onu fotoğrafınıza ne kadar güçlü bir öe ya da rahatsız etmeyen bir öğe olarak kattığınız işi çözüyor Bu bence fotoğrafçının doğru yere bakması ile ilgili iyi bir örnek ama Dert arayacak olursak ki işimiz bu biliyorsunuz fotoğraflarda dert aramak bizim işimiz. Ee, özellikle ön taraftan kapıların olduğu yerden daha iyi detay görmemiz lazım diye düşünüyorum. Birazcık işçiliğinin yani teknik işçiliğinin zayıf olduğunu düşünüyorum bu fotoğrafın. zerin Yat'ın bu fotoğrafında bakış açısıyla ve kullanılan objektifle içeri doğru perspektif iyi kurulmuş. Ee, yine kişinin varlığı. Bence o perspektifi bozup simetriyi daha dikkatli görmemizi sağlıyor. Çok küçük bir eksen kayması var. Bu da sol taraftaki duvarın daha yüksek, sağ taraftaki duvarın daha alçak kalmasına sebep oluyor. Bir azıcık sola hareketlenmek oraları eşitleyebilir ve daha başarılı bir simetri fotoğrafı olabilir diye düşünüyorum. Nagasemi fotoğrafı Faruk Bey'in bu fotoğrafında çok düşündüm. Yani ee, simetri çok önem çıkıyor mu yoksa o kişi mi asıl dikkat çekici leke haline geliyor da simetriyi hiç görmüyoruz diye ama çok temiz bir fotoğraf olarak fotoğrafçının durduğu açı baktığı taraf ve her şeyi dengeli olarak kullanması çok iyi bir göze sahip olduğunu gösteriyor an zaten o açıdan çok başarılı Dolayısıyla da burada e, olması gerektiğini düşündüğüm fotoğraflardan biriydi. İbrahim Kaya'nın bu fotoğrafı ışığı çok iyi olmamakla beraber yine fotoğrafçının bakışı itibariyle dilerse simetriyi her yerde görebileceğine, mimari de çok rahatlıkla görebileceğine dair bir örnek. O açıdan da burada yer vermek istedim. Tanınmamış kişi Nermin olabilir mi? Nermin Neriman, ben şimdi... İlk başlardaki yayınlarda hep böyle yapıyorduk, böyle isimlerde harflerden isim türetiyorduk. Tanınmamış kişi adı çok hoşuma gidiyor, her seferinde söylüyorum. Bu fotoğraf da daha önceki değerlendirmelerde gördüğümüz bir fotoğrafta diye hatırlıyorum. Ama verdiği grafik etki simetriye çok yakın, onun için tekrar burada paylaşmak istedim. Bu fotoğraf mesela yine teknik işçiliği İyi olmamakla beraber fotoğrafçının doğru yere baktığına dair iyi bir örnek. Sanki biraz daha yukarıdan da çekilebilir. Biraz yukarıdan kesilebilir. Fedakarlık yapılabilir. Yani şu pusmus olduğunda artık dokusuz alanın fotoğrafa ne kattığını iyi düşünmemiz lazım. Şimdi bakın aşağıdan şöyle bir şey gidiyor ya. Yukarıdan ağaçlar da eşit oranda gelirse o zaman dört köşeden içeriye bir gidiş sağlamış oluruz. Ve çok daha güçlü bir Algı yaratılmış olur. Aynı zamanda tam ortada durup simetriyi oluşturduğunuzda hikaye çözülür. Osman Kubilay Kara'nın yanılmıyorsam iki fotoğrafı var. Yine e, mimari bir detay olarak bu fotoğraf tam doğru açıdan değil. Sağdaki lambadan fotoğrafın kenarına kalan boşlukla soldaki lambanın tam fotoğrafın kenarına değiyor olması açıdaki problemi bize gösterir ama iyi bir simetri bakıştır. Bu o açıdan bir tık daha e, iyidir diye söyleyebilirim. Tabii ki bu siyah e, belki ekran ya da neyse o e, dikkati hemen çekiyor, ister istemez. O biraz simetriyi bozabiliyor. Özgür uzun diye tahmin ediyorum. Bana şey gibi geldi ama yani özellikle yapılan bir e, efekt midir onu bilmediğim için e, yorum olarak yazabilirse Özgür Uzun videonun altına sevinirim. Sanki filmle çekilmiş de taranmış gibi geldi. Lekeler falan oradan mı geliyor yoksa başka bir sebebim var onu merak ediyorum. Fotoğraf işçiliği kötü, duygusu güçlü. Şimdi iyi, çok iyi fotoğraf olması için bunların hepsinin iyi olması lazım. Ama bunda mesela kompozisyon, biçim yanlış. Efendime söyleyeyim. Teknik zayıf duygu var. E, çok acayip fotoğraf olmuyor. Çok acayip dediğimiz fotoğraflar da bunların hepsi var işte. Onun için dedim yani bir restoranın fotoğrafında acayip bir mevzu yok ki. O mevzuyu çok güçlü anlatma var. Onun için de diyor ne biçim çekiyor bu adam var. Bilmem anlatabildim mi? Barış Yücel'in bu fotoğrafında da yine fotoğrafçının baktığı açı itibariyle çok temiz bir görüntü yakaladığını ve kurduğu kompozisyonu da simetriyi bize hissettirdiğini söyleyebilirim. Barış Yücel'i de tebrik ediyorum. Bu mesela simetri için teknik anlamda doğru ve güçlü örneklerden bir tanesi. Bakın fotoğrafı ikiye bölün. Çok güzel bir alan oluşmuş. Onun içinde de minareleri falan görüyoruz. O açıdan tertemiz teknik bir örnek mesela. Hatta bu oluşan grafikle falan da içeriği de destekliyor. O nedenle de ben fena bir örnek olmadığını düşünüyorum. Oradan oraya hesabını da tebrik ediyorum. Faruk Doğan'ın bu fotoğrafı daha önce e, hatta bir değil birkaç değerlendirmede de karşımıza çıktı değişik versiyonlarıyla. Evet bir yansımayla bir simetri sağlanıyor. O açıdan doğru örnektir ama daha önceki değerlendirmelerde vardı diyerek diğer fotoğrafa geçiyorum. Sevgili Serhat Dizdaroğlu'nun bu fotoğrafı bence yine güçlü simetri örneklerinden biri. Fotoğrafçının baktığı açı itibariyle burada fotoğraf oluşacağını çözmesi ve muhtemel o anı beklemesi ya da birinden oradan geçmesini rica etmesi bence işi çözen mevzulardan biri olmuş. O açıdan tebrik ediyorum. Fatih Çoşkun Ertaş'ın bu fotoğrafında da perspektif hikayeyi çok baskın olarak ele geçirecekken ortada duran kişi o perspektifi bozacak hamleyi yapıyor. Ama kadrajın bu kadar uzaktan kurulmuş olması tekrar mevzuyu perspektife döndürüyor. Bakın şu kemerin gördüğümüz kahverengi alanın oradan başlasa fotoğraf muhtemelen perspektiften ziyade simetrisi bizi daha çok etkileyecek. Şu sağ ve sol duvar boşlukları bence hikayeyi perspektife dönüştürüyor. Asude Uzun'un bu fotoğrafında da e, şunun için sadece buraya aldım. Fotoğraf çok güçlü değil maalesef. Yani ana konu zayıf, ışık zayıf. Fakat fotoğrafçı olarak dünyaya fotoğraf gözüyle bakan insanlar olarak her noktadan bir mevzu çıkabilir mi arayışında olmamız bence önemlidir. Burada daha iyi bir ışık, daha güçlü bir ana konu, bunların hepsi iyi fotoğraf getirir. ...biraz daha dikkatli olmak koşuluyla. Yoksa mevzu yakalanır. Savaş Öner'in bu fotoğrafında biraz daha dengeli bir bakış olsa... ...simetri daha güçlü hale gelecektir. Ben e, perspektife yakın bir şeyle bakarken... ...kolların diğer yönde açılıyor olmasının hikayeyi birden durdurduğunu... ...ve ortadan iki tarafa doğru bayağı eşite yakın görüntü sağladığını düşünüyorum bir şey köşeden girerken diğeri yandan giriyor. Onun için eşite yakın diye söylüyorum. yine de fena değil. Yatay olsa daha da iyi olur diye düşündüğüm bir fotoğraf oldu. Aşağıdaki boşluk mevzuya çok katkı sağlamıyor çünkü. Sevgili Savaş'ın bu fotoğrafı mesela bence simetri örneği için daha doğru bir örnek. Neredeyse yani ayna ile oluşturulmuş, çekilmiş gibi çok doğru açıdan bakmış, çok doğru bir yüksekliğe bakmış ve denk gelen ağaçları kadrajda tutmuş. Hikaye çözülmüş bence yani. Bu en temiz örneklerden bir tanesi diye de düşünüyorum. Sevgili Hakime Küçüğüm bu yansıma fotoğrafı yine iyi örneklerden bir tanesi simetri oluşmak için daha dengeli bakmak lazım herhalde. Tam orta değil. Sol taraf daha fazla duygusu veriyor. Ama bir taraftan da bakıyorsun pencerelerdeki boşluklar eşit falan. Biraz böyle yani çizgi ortada değil. Demek ki tam sıfıra giremediği için yansıyan yüzey. Çünkü sobayı ve üstündeki alanı kaybediyoruz ya yansımada. Oradan şey yapıyorum. Böyle bir dengesizlik hali görünüyor ama yine de oldukça eşit hikayeleri görmemiz açısından keyifli bir fotoğraf. Arkadaki masada oturan kişinin üzerindeki ışık da iyi, oradan da fotoğraf çıkacak bir nokta bu. Yerdeki soba herhalde, onun önünde oturan kişinin üstteki ışık çok iyi, oradan da fotoğraf çıkacak. Yani bayağı iyi bir yermiş burası, güzel fotoğraflar için. Hakime Küçük de çok sıkı işleriyle bu etkinliğe destek olan isimlerden biri. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu da bir başka fotoğrafı. Bu yanılmıyorsam yukarıda gördüğümüz yer yerdeki yansıma aslında baş aşağı edilmiş fotoğraflardan bir tanesi. Sağdaki yazının ters olmasından bu sonucu çıkararak söylüyorum. Evet. Tam bir simetrik görüntü değil. Keyifli bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Yani kendisine baktıran ve düşündüren bir iş. Ama simetriden çok mesela yansıma geliyor aklıma, perspektif geliyor, ilgi merkezi geliyor falan her şey geliyor. Simetri çok az geliyor. Ama güzel fotoğraf onun için burada yer vermek istedim. İknur Turan Atlı e, yine her hafta keyifli işleriyle e, aramızda olan dostlardan bir tanesi. Bu dedim ya yani bizim e, duyuruda da kullandığımız e, yerdeki fotoğraflardan biri. Yani banko fotoğraf olacak, simetrik fotoğraf çıkacak noktalardan bir tanesi. O nedenle bu da iyi bir örnektir diye buraya koydum. Bu da mesela e, yine bütün çizgilerin efendime söyleyeyim grafiklerin, ışık ve gölgenin fotoğrafçı tarafından iyi fark edilip kaydedildiği bir örnek olarak bence burada görmemiz gereken işlerden bir tanesiydi. Diyerek bayağı 100 küsür fotoğrafa bakmış oluyoruz. Ben bütün katılan dostlara çok teşekkür ediyorum. Başarılı öne çıkan fotoğrafları konuşmadan önce ve yeni haftanın konusunu vermeden önce hatırlatmalarımı hızlıca bir geçmek istiyorum. Fototrek İstanbul'un Transfer'ın düzenlediği online seminer ve atölye programlarının yeni dönemleri önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta başlıyor. Fototrek.com web sitesinde tüm detayları görmek mümkün. Hem görüntü işleme ile alakalı hem biçim dünyasıyla alakalı hem de özel konu başlıklarındaki seminer ve atölyeler fototrek.com'da diyerek Şöyle birkaç tane daha yeni başlayacak atölyenin detaylarını görebileceğinizi söyleyip devam edeyim. Evet, videogren.com web sitesinin galeri sayfalarında yaptığınız bir çalışmanın paylaşılmasını istiyorsanız şartları biliyorsunuz. 12 ila 20 adet arasında fotoğraf seçiyorsunuz. 1500 piksel olarak küçültüyorsunuz. 100 kelimeyi geçmeyen bir özgeçmiş, dilerseniz 200 kelimeyi geçmeyen bir çalışmayı anlatan yazınızla bir de yatay otoportunizle info.videogram.com'a gönderiyorsunuz. Biz de hem web sitemizde hem de sosyal medya hesaplarımızda yer veriyoruz. Sosyal medya hesaplarımız Instagram, Twitter ve Facebook'ta. Özellikle Twitter'dakine biraz destek olmanızı bekliyoruz. Orada da takipçi sayımız arttıkça oradan daha farklı paylaşımlar yapma şansımız olacak. Ee, Instagram hesabımızı ve Facebook hesabımızı da takip etmeyi Beğendiğiniz keyifli paylaşımları sizin de paylaşmanızı rica ediyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde yayın hayatına başlayan YouTube kanalımızda 165 bin görüntüleme 32 bin500 saat izlenme sayılarına ulaştık 3500 kadar da abonemiz oldu. Daha kalabalık daha fazla izlenen daha çok görüntülenen bir kanalla daha çok şey yapma ve paylaşma şansımız olacak. O nedenle YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, eşe, dosta, arkadaşa böyle de bir kanal var demeyi unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. Geldik bu haftanın öne çıkan başarılı işlerini. E 400 küsür fotoğraftan 100 küsür tanesini konuştuk. E hepsine de bir kult taktık. Bunlar da çok güzel dedik. Bakalım hangi 10 tanesi bu elekten arda kalan iş oldu. Evet. İlk e, fotoğraf Didem Bahçeci'nin bu fotoğrafı. Biraz kurgu, biraz gezi fotoğrafı ama çok düzgün bir açıdan, temiz bir şekilde oluşturulan bir fotoğraf olarak Didem Hanım'ı tebrik ediyorum. İkinci sırada Emine Deniz'in bu fotoğrafı var. E, buradaki simetrinin, günlük hayatın içerisinde bir an olmasının çok temiz örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Emine Hanım yine videonun altına yazsın. Sol tarafı Photoshop'la yaptım ya da yok oradaki camdan yansıma diye bize ayrıca aydınlatsın diye de rica ediyorum. Fatma Kocataş'ın bu fotoğrafında da o kişiyi de güçlü şekilde öne çıkaran açı, simetriyi oluşturan çekim noktası her şeyin birbirine eşit olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Fatma Hanım'ı da tebrik ediyorum. Gökçen Arabul'un bu fotoğrafında kare formatın simetriyi oluşturmayı ve her şeyi eşitlemeyi sağlayan doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Gökçen Arabul'u da o anlamda tebrik ediyorum. Gülseren Akdoğan'ın fotoğrafında hem gölge aydınlık alanların hem yansımanın hem kişinin olmasının onun doğru anda çekilmiş olmasının bu fotoğrafın gücünü çok arttırdığına inanıyorum. Gülseren Akdoğan'ı da haftanın öne çıkan fotoğrafçılarından biri olarak tebrik ediyorum. Sevgili İlknur Tuğlan benim örnek olarak gösterdiğim bu noktadaki doğru işlerden birini çektiğini söylemem lazım. Dolayısıyla baktığımızda neredeyse her şeyin birbirine eşit olmasının bu fotoğrafın gücü olduğunu söyleyebilirim. İknur Hanım'ı da tebrik ediyorum. Mimari olarak yapılan simetrik denge fotoğraflarında neredeyse kusursuz olması gerektiğini konuştuk. En başta sevgili Murat İlhan'ın bu fotoğrafının da o kusursuzluğa çok yakın olduğunu düşünüyorum. O nedenle burada olması gerektiğini haftanın öne çıkan bir işi olarak paylaşılması gerektiğini düşündüm. Tebrik ediyorum. Nigar Onat'ın bu fotoğrafını da özellikle dikey kadrajda böyle bir konuyu yerleştirmenin çok zor olduğunu, bu yukarıdaki e, görüntünün aşağıda gölgeyle kapatılmasının falan e, güçlü bir örnek olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla Nigar Onat'ı da tebrik ediyorum. Haftanın öne çıkan fotoğraflarından biri olarak. Nuh Koçan bu fotoğrafını değerlendirirken de söyledim. Çok çok başarılıydı ama şu siyah beyaz işçiliğinin tonların, renklerin yani o renklerin siyah beyaz dönüşümünde ortaya çıkan tonların daha iyi olması gerekiyor. Yani şu fotoğraf iyi işlense bence çok çok başarılı olacak. Bu haliyle bizden çok emek istiyor görmek için. Şu yukarıyı, şemsiyeyi orayı bir ayırabilmesi lazım. Yoksa fotoğraf olarak çok hoşuma giden işlerden biri oldu. Nuh Koç'a da tebrik ediyorum. Ve geldik haftanın. Öne çıkan fotoğrafçısına. Aslına bakarsanız videonun başında fotoğrafları konuşurken titlatır gibi oldum. Ağzımdan da kaçırıyordum bir an bu zaten oldu falan diye. Ama tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Sevgili Zafer beş 5 çalışmasını da çok başarılı buldum. Bu fotoğraf grafik olarak, teknik olarak çok 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 başarılı bulduğum bir iş oldu. Bence videogren alt çizgi simetri etiketiyle haftanın birincisi olmaya hak kazanan fotoğraf oldu. Zafer Etiği tebrik ediyorum. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği istediği bir online seminer ya da atölye programına katılabileceğini hatırlatmak istiyorum. Dilerse bu hakkını birine hediye edebileceğini de söylüyorum. Instagram hesabında direkt mesaj bölümünden bize yazması kafi. Biz oradan yardımcı olacağız. Tekrar tebrik ediyorum Zafer Bey'i. Ben bütün katılımcıları, bütün fotoğraf paylaşan, yani 450 fotoğraf desek, 5'e bölsek, bir, gene bir bayağı dostumuzun fotoğraf paylaştığını söylemek mümkün. Yani ortalaması 3-4'e bölsek, 100 küsür kişinin fotoğraf paylaştığı bir haftadaydık yine. Eee... Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geldik önümüzdeki haftanın konusuna. Aslında önümüzdeki haftanın konusunu söyleyince bir sonraki haftanın konusu da 3 aşağı 5 yukarı belli olacak ama şimdilik bu bir haftalık mevzuya bakalım. Evet, Videogren alt çizgi şehir ve kış yani şehir ve kış konusunda fotoğraflar üretmenizi ya da hali hazırda çektiğiniz fotoğrafları paylaşmanızı istiyoruz. 8 Ocak Cuma akşamına kadar. Bakın iki noktaya dikkat edin. Şehir olacak, kış olacak. Atıyorum Gölcük'teki evi karlı çekip ne olur paylaşmayın. Orası bir şehir değil biliyoruz. Bilmem ne dağın başında bir köyde çekip paylaşmayın. Orası köy. Şehir olacak, şehre dair öğeler olacak ve bunlar kış mevsiminde olacak. Bu iki şeye dikkat edin çünkü elemeyi buna göre yapacağız. Aklınızda olsun diye söylüyorum. 8 Ocak 2021 artık 2021 Cuma akşamına kadar. video Videogren alt çizgi sehir ve kis etiketiyle fotoğrafları paylaşın. Canlı yayında bu sefer haftaya yorumlayalım. Online seminer ve atölye programlarından birinde kazanma şansınız olsun. Ben bütün videogren Alt Çizgi simetri etiketiyle fotoğraf paylaşan dostlara çok teşekkür ediyorum. Bu hafta canlı yayın olmadı. Banttan yayınla karşınızdaydık. Önümüzdeki haftadan itibaren şu teknik kalite vesaireyi çözüp yine canlı yayınlarla devam etmeyi umut ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.